Merhabalar sevgili gençler. SML Hoca YouTube kanalında sınav ajandası matematik ayağında bölme konusunu bugün işleyeceğiz. Hatırlarsanız çözümleme konusunu bundan önceki videoda ele almıştık. Bölme konusuna başlayalım. Eğer bir A sayısı B'ye bölündüğünde bölümceye kalan K ise bunu şu şekilde ifade edeceğiz. A bölü B, bakın burada bölümümüz, burada da kalanımız var. B'ye bölen sayı, A'ya da bölünen sayı diyeceğiz. Peki bunun özelliği nedir? A'yı nasıl elde edebiliriz? A sayısını bölen sayı olan B ile C'yi çarpacağız, bölümle çarpacağız. Üzerine de kalanı eklersek A eşittir B çarpı C artı K. Bu şekilde A'yı elde edebiliriz. Burada unutmamamız gereken bazı hususlar mevcut. Bunlar arkadaşlar, kalan hiçbir zaman ama hiçbir zaman bölenden büyük veya eşit olamaz. Yani kalan her zaman bölenden küçüktür. K küçüktür B diye de kodlayabilirsin bunu. Kalan dediğimiz k sıfırdan her zaman büyük veya eşittir. Yani negatif bir kalan elde edemeyiz. Bunu da sakın unutmayın. Burada b sıfırdan farklı olmak zorunda tabii ki. Çünkü bir sayıyı sıfıra bölemez. Bölüm ile bölen yer değiştirdiğinde kalanın değişmemesi için ise kalanın aynı zamanda c'den, yani buradaki bölümden de küçük olması lazım. Yani kalan burada hem B'den hem de C'den küçükse, ki zaten B'den küçük olmak zorunda, C'den de küçükse, sen C ile B'yi yer değiştirdiğin zaman kalanı değişmediğini de görürsün. Mesela 37 dediğimiz sayıyı ben 5'e bölersem buranın 7, kalanın 2 olması gerektiğini biliyorsun ya. Bak şimdi 2 burada 7'den de küçük değil mi? O zaman sen 37'yi 7'ye bölmüş olsaydın burası 5, burası yine 2 olurdu. Kalan değişmezdi. Bölümle bölen de yer değiştirmiş olurlardı diyeceğiz. Evet. Toplamları 79 olan iki sayıdan büyük sayı küçük sayıya bölündüğünde bölüm 12 kalan 1 oluyorsa büyük sayı küçüğünden kaç fazladır diye bir soru sorulmuş bize. Gelin hesaplayalım. Bakın, toplamları 79 ise, tamam mı, ben büyük sayıya, büyüğüne ve küçüğüne bazı isimler vereceğim. Gelin küçük sayıya A diyelim, tamam mı? Büyük sayıda dolayısıyla 79 eksi A olur. İki tane değişken vermenize lüzum yok. İki değişken her zaman kafa karıştırır. Büyük sayı 79 eksi a, küçük sayı a ise bunların toplamları 79'dur zaten. 79 eksi a'yı eğer ki ben a'ya bölersem bölüm 12 oluyormuş gençler. Kalanımız ise 1 oluyormuş. Şimdi yukarıda öğrendiğimiz mantıkla, şuradaki var ya bak, a eşittir b çarpı c artı k. Gelin burada uygulayalım bunu. 79 eksi a eşittir 12 ile a'yı çarpacağız. 12 a artı üzerine de kalanı ekleyeceğiz artı 1. Şimdi hepsini bir tarafa toplayalım. 1'i bu tarafa atın, 78 eşittir. Eksi a'yı diğer tarafa atarsan 13 a yapar, ki burada a kaçmış? 6'ymış. A 6 gelir. Büyük küçüğünden ne kadar fazladır diye sormuş. Şimdi büyük sayımız 79 eksi a idi. Küçük sayı da a idi. 79 eksi a'dan a'yı çıkarırsak 79 eksi 2 a yapar. Ki a'nın ben 6 olduğunu bulmuştum. 79 eksi 12 dersek büyük sayı küçük sayıdan 67 kadar fazladır diyebiliriz. Evet, geçtik yukarıdaki örneğimize. Şurayı birazcık temizleyelim. X tam sayı olmak üzere x sayısı 28 ile bölündüğünde bölüm y ve kalan 4 y olduğuna göre x en çok kaçtır diye sormuş. Bakın, x'i 28'e bölmüşüz değil mi? Ve bölümü y olarak hesaplamışız. Kalanı da 4 y olarak hesaplamışız. Bizden x'in en çok kaç olabileceği isteniyor. Şimdi x'in maksimum değerini bulabilmek için bize bu sorulmuş ya. Ben şunu biliyorum. Kalan dediğimiz 4y var ya, işte o 28'den daima küçük olmak zorunda. Ki 4y'ye, 4y kısmında ben y'ye 7 verirsem 28 olur. Demek ki y'nin alabileceği maksimum değer 6 olacakmış. Yani y 6 ise x eşittir 28y artı 4y diyeceğiz ya. X eşittir 32y'de diyebiliriz. Y'nin maksimum değerini bulmuş olalım ki x'in de maksimum değeri ortaya çıksın. Dolayısıyla x'e y'ye maksimum değerini biz 6 olarak belirlemiştik. X eşittir 32 çarpı 6 bize cevabı verecektir. Bu da 192 yapar sanırım. Evet. X'in maksimum değeri de 192'dir diyebiliriz. Geçtik bir sonraki örneğe. Bir tam sayı 10x ile bölündüğünde kalan x kare oluyorsa x'in alabileceği değerler çarpımını bulunuz. Şimdi bakın, a diye bir tam sayımız olsun, tamam mı? Ben bunu 12'se bölünce kalan dediğimiz kısımda x kare oluyormuş. X'in alabileceği değerlerin
çarpımı sorulmuş bize. Şimdi burada kalan bölenden daha küçük olması gerekiyor. Yani x karenin 12'den daha küçük olması gerekiyor. Gelin her iki tarafı x'e bölelim. Her iki tarafı x'e bölersek x 10'dan küçük olacaktır. X 10'dan küçükse sevgili gençler, x'in alabileceği değerlerin çarpımını bulunuz demiş ya, 0 olamaz. 1, 2, 3, nokta 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 nereye kadar? 9'a kadar. Çünkü 10, 10'dan küçük değil. 9'a kadar işte bu x'in alabileceği değerler bunlar. X'in alabileceği değerlerin çarpımında 1'den 9'a kadar olan sayıların çarpımını ben 9 faktöriyel ile gösterebiliyorum. Dolayısıyla cevabımız da budur diyebiliriz. Geçtik bir diğer örneğe. X ve Y pozitif tam sayılar. X 2y artı 4'e bölündüğü zaman bölüm 3 ve kalan 3y oluyormuş. X'in alabileceği maksimum değer sorulmuş bize. Gelin bir x'i elde edelim. X eşittir 3 parantezinde 2y artı 4 artı 3y diyeceğiz. Değil mi? Pekala, x eşittir 6y artı 12. Hemen orayı düzeltelim. 12 artı 3y diyeceğiz. Ve sonrasında da x eşittir 6y ile 3y'yi topla. 9y artı 12 olarak karşımıza çıktı. X'in alabileceği maksimum değer sorulmuş. Biz sırf bundan dolayı y'nin alabileceği maksimum değeri bulalım ki x'in alabileceği en büyük değeri bulalım. Tamam mı? Şimdi burada yine kalanın bölenden daha küçük olması mantığıyla 3y dediğimiz sayı 2y artı 4'ten daha küçük olmak zorunda. 2y'yi bu tarafa atarsak y küçüktür 4 olur. Y 4'ten küçükse y'nin alabileceği maksimum değer nedir sevgili gençler? 3'tür. O halde ben burada y gördüğüm yere 3 yazacağım. X eşittir 3 kere 9, 27 artı 12 dersek x'in alabileceği maksimum değer 39 olarak karşımıza çıkar. Maksimum değer de budur diyebiliriz. Geçtik bir sonraki sayfaya. Negatif sayılarla da bölme yapmak mümkündür. Nasıl mümkün? Mesela eksi 19'u 4'e böleceğiz. Eksi 19 4'e bölündüğü zaman normal şartlar altında artı 19'un içerisinde 4, 4 defa var. Değil mi? Bir artırıyorsun onu, 5 diyorsun ve başına eksi yazıyorsun. Bunu yapmandaki amaç tek işlem yapmak. 4 kere eksi 5, eksi 20. Eksi 19'dan eksi 20'yi çıkarırsan kalan direkt 1 olarak bulunur. Bazen de şöyle yapabiliyoruz. Eksi 19'u 4'e böldük. Normal şartlar altında 19'un içerisinde 4 tane 4 olduğu için buraya 4 yazıyorsun. Eksi 4 yazıyorsun. Eksi 4 kere 4, eksi 16. Eksi 19'dan eksi 16'yı çıkarırsan eksi 3'ü bulursun ama kalan negatif olamayacağı için bu sefer de böldüğün sayıyı, yani bölen sayıyı buranın üstüne ekliyorsun. Eksi 3'e 4 eklersek kalan 1 çıkar. Burada iki işlem yapıyoruz. Burada ise tek işlemle çözebiliyoruz. Tamam mı? Bir eklemeyi unutmuyorsun sadece. Bir ekleyip negatifini almayı unutmuyorsun sadece. Tamam. Şimdi tabii ki burada bölenin de pozitif olması şarttır. Eksi 37'nin 7'ye bölünmesinden elde edilen bölüm ve kalanın toplamını sormuş bize. Eksi 37'yi 7'ye bir bölelim. Hani ihtiyacımız olur diye. ÖSYM böyle bir soru sormaz ama trigonometride falan bazen ihtiyacımız olabiliyor. O yüzden bunları da öğren. Normalde 37'nin içerisinde 7, 7 defa. Pardon, özür dilerim. 5 defa. Biz ne yazacağız? 6 yazacağız ama bunun eksilisini. Eksi 6 kere 7, eksi 42. Eğer ki eksi 37'den eksi 42 çıkarırsam burada kalanımız da 5 olacaktır. Şimdi bölümle kalanın toplamı sormuş. Burası bölüm biliyorsunuz. Şu da kalan. Bunların toplamı nedir sevgili gençler? Eksi 1'dir diyebiliriz. Geçtik bir diğer örneğe. X, Y ve Z farklı birer sayma sayıları. Ve X'i Y'ye böldüğümüz zaman bölüm Z ve kalan 10 oluyor. Bölme işleminde Y ile Z yer değiştirse de kalan değişmediğine göre X minimum nedir diye soruyor. Şimdi bölüm ile bölen yer değiştirdiğinde kalanın değişmemesi için biz ne şartı verdik size? Arkadaşlar, kalan dediğimiz sayı zaten bölenden küçük olacak ama bölümden de küçük olması gerekiyor dedik. O halde 10 Y'den küçük diyebildiğimiz gibi 10 Z'den de küçüktür diyeceğiz. Tamam mı? 10 sayısı Z'den de küçüktür. Peki bunlar farklı birer sayma sayısı mı? Evet. O zaman gelin Y'ye 11 verelim. Z'ye de 12 verelim. Hani 11 verebilirdik ikisine de ama birbirinden farklı demiş. Ya da sen git buna 12 ver, buna 11 ver, hiçbir şey fark etmez. Sonrasında ise x eşittir minimum değerini sormuş ya. 13 falan da verebilirdik hocam, değil mi? X'in minimum değeri sormuş bize. O yüzden küçük sayılar veriyoruz. X eşittir. Biz bunu 11, bunu 12 seçmiştik. 11 kere 12, 132 artı bir de neyimiz var? Kalanımız 10. Dolayısıyla x'in minimum değeri 142'dir denilebilir.
Evet sevgili gençler, geçtik bir diğer sorumuza. A ve B birer sayma sayısı olmak üzere A artı B'nin 2A eksi 12'ye bölümünden hemen yazalım. Bakın A artı B'yi neye böleceğiz? 2A eksi 12'ye böleceğiz. Bölümünden elde edilen bölüm 22 eksi A'ymış ve kalan da A eksi 2'ymiş. Tamam. Bu bölme işleminde bölenle bölüm yer değiştirebildiğine göre, yani kalanın değişmediğini vurguluyor. Bize B kaçtır diye sormuş. Şimdi bakın, bizim kalanımız burada A eksi 2. Az önceki sorudakinin aynısını yapacağız. Sadece burada değişkenler çok. Tamam mı? A eksi 2 küçüktür. 2A eksi 12 diyeceğiz. Buradan A'yı bu tarafa atarsam A burada olur. Eksi 12'yi bu tarafa atarsam da A'nın ondan büyük olması gerektiğini görebiliriz. Sonrasında yine kalan A eksi 2 22 eksi a'dan da küçük olmak zorunda. Bu sefer eksi a'yı bu tarafa atarsak 2a küçüktür. Eksi 2'yi bu tarafa atarsak 24 olur. Ve her iki tarafı 2'ye bölersek a'nın 12'den küçük olması gerektiğini görebiliriz. Bakın a dediğimiz sayı 10'dan büyükse, 12'den de küçükse, 10'dan büyük olup da 12'den küçük olan hangi sayı var? Sadece 11. Demek ki a kesinlikle 11'miş sevgili gençler. B'yi sormuş bize. O halde bulalım. A 11 ise B artı 11 eşittir. Bakın A 11'de 2 kere 11 22. Bundan 12 çıkarırsam 10 olur çarpı. 22'den 11'i çıkarırsam 11 olur değil mi? Artı bir de üstüne kalanı ekliyorduk. 11'den 2'yi çıkar 9. Demek ki B artı 11 dediğimiz sayı 10 kere 11'e 9 ekleyecekmişiz. B artı 11 eşittir 10 kere 11 110. 9 eklersen 119 olur. 11'i de bu tarafa atarsan B eşittir 108 olur. Cevap da budur diyebiliriz. Evet. Geçtik bir diğer soruya. Hatta burada bir uyarı var. Diyor ki uyarıda A ve B sayılarının K gibi bir sayıya bölümlerinden kalan X ve Y'dir. Büyük X ve büyük Y'dir. A artı B, A eksi B ve A çarpı B'nin az önceki K'ya bölümlerinden kalanlar da sırasıyla o zaman X artı Y, X eksi Y ve X çarpı B'dir. Bu ne demek oluyor? Şimdi birazdan soruda görelim bunları. Diyoruz ki bakın, ya da soruda görmeden önce kendimiz şuraya bir kısaca örnek verebiliriz. Mesela diyelim ki nasıl güzel bir örnek verebiliriz buna? Şöyle yapabiliriz. Bakın sevgili gençler. Şimdi 37 diye bir sayımız var. Tamam mı? Bu 37 sayısının 3'e bölümünden kalan nedir sevgili gençler? Bunu 3'e böldüğümüzde kalan 1'dir. Değil mi? 36 tam bölünür. Peki 37'yi 5'e böldüğümüz zaman kalan nedir? Kalan 2'dir. Peki 37'yi, tamam mı? 37'yi 15'e böldüğümüz zaman kalan ne olacaktır? 7. Şimdi hocam 7, 2 ve 1 arasında nasıl bir bağıntı var deme. Şöyle bir bağıntı var. Şimdi ben eğer ki 37'yi 15'e böldüğüm zaman 7 kalanının verdiğini biliyorsam, tamam mı? Artık 37'yi 3'e ve 37'yi 5'e bölmeme lüzum yok diyoruz. Sebebi de şu. 37'yi 3 ile böldüğümüz zaman aldığımız kalan 1 ise 7'yi de 3'e böldüğümüz zaman aldığımız kalan 1 olmak zorundadır buradaki kalan. 37'yi 5'e böldüğümüz zaman kalan 2 ise 37'yi değil de 7'yi 5'e böldüğümüz zaman kalan gene 2 olur diyoruz. Yani büyük sayılarla işlem yapmak yerine kalanlarla, yani küçük sayılarla işlem yapmak her zaman daha kısa olduğu için biz bu metodu kullanacağız. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi örneğimize bakalım. A ve B'nin 4'e bölümlerinden kalanlar sırasıyla 3 ve 1 olduğuna göre A küp artı B kare sayısının 4'e bölümünden bakın bölen sayı değişmiyor. İkisini de 4'e bölüyoruz. Birinde A'yı bölmüş, B'yi bölmüş, 3 ve 1 bulmuş. Diğerinde de A küp artı B kare sayısını bölmemiz isteniyor. Ne dedik? Büyük sayılarla, hatta bilmediğimiz sayılarla işlem yapmak yerine kalanlarla işlem yaparız biz de. Demek ki o zaman ben A'yı 3 seçebilirim. B'yi de 1 seçebilirim. Peki 4'ün küpü ne yapar? 64. 1'in karesi ne yapar? 1 yapar. Toplamda ne oldu? 65 mi? 65'in 4'te bölümünden kalanı bulsak da yeter. 65'i 4'e böldüğümüzde kalan 1 olacaktır sevgili gençler. Evet. Geçtik bir diğer sayfadaki diğer soruya. Bu arada şunu doğru çözdük mü? Ha şurası. 4. Ha yanlış çözdük. Bakın. Şuradaki 4'e takıldı gözüm. A'yı 3 seçtik, 4'ün küpünü aldık. Orası yanlış oldu. Kusura bakmayın. Hemen düzeltelim. A'yı 3 seçtik gençler. Burada 3'ün küpü yerine 4'ün küpünü aldık. 3'ün küpü 27.
artı 1'in karesi de 1. Toplam burası 28 oldu. 28'in 4 ile bölümünden kalan da tam bölünebildiği için 0'dır diyebiliriz. Cevabımız 0 olacak. Bak, iyi fark ettim onu yanlış çözdüğümüzü. Güzel. Bir diğer soru. A sayısının 8'e bölümünden hemen yazalım. A'yı 8'e böldüğümüz zaman bölüm B oluyormuş. Kalan ise 2 oluyormuş. Tamam mı? Sonra B'nin 6'ya bölümünden B'yi 6'ya böleceğiz. Ne olmuş? Kalan K mı oluyormuş? Değil mi? Pekala. A'nın 12 ile bölümünden kalan 10'sa demiş. A'yı da bu sefer 12'ye bölmüş ve kalanı da 10 bulmuş. Tamam mı? Şimdi bakın. B'yi 6'ya böldüğümüzde kalan K oluyor. Şurayı bilmiyoruz ya. Gelin buraya da C diyelim. Kabul mü? Bir sürü değişkenimiz olduğunda C'yi falan bulmak zorunda değiliz. Her birini ayrı ayrı bulmayacağız. Gelin A'yı bir elde edelim. A eşittir. 8B artı 2 olur mu? Gayet de güzel olur. 8 kere B artı 2. B dediğimiz sayı nedir peki? 6 kere C artı K mı? O halde ben burada elde ettiğim B'yi şurada yerine yazsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yazalım. A eşittir. 8 parantezinde 6C artı K artı 2 diyeceğiz. Değil mi? Biraz daha düzenleyelim. A eşittir. 48C artı 8K artı 2. Şimdi bu A'yı da 12'ye böldüğümüz zaman 10 kalanını veriyormuş. Ki ben bu A'yı 12'ye böldüğüm zaman zaten 48C, 48 12'nin katı olduğu için 48C de 12'nin katıdır ve 48C 12'ye bölündüğünde kalan 0'ı verir diye bunu görmek zorunda değiliz. Bunu görmezden gelebiliriz. Sadece şunu biliyoruz artık. 8K artı 2'yi ben 12'ye böldüğüm zaman 10 kalanını alacağım. Tamam mı? Bunu biliyoruz. Pekala. Şimdi şuraya M diyelim de karışmasın diğer K ile. 12M artı 10 diyelim. Hatta güzel yazılıp okunmayabilir. Bir de videoları falan sardırarak izliyorsunuz ya. Hani sardırdığınız zaman o K, M üst üste geldiği zaman hoca buraya ne yazdı diye tekrardan başa sardırmayın. 12M artı 10 dedik, tamam mı? Pekala. Şimdi burada ben K'yı öyle sayılar seçmem lazım ki hatta bu 2'yi de karşıya atalım. 8K eşittir 12m artı 10 8 olsun. Tamam mı? Bakın burada m'nin 0 olamaz gibi bir durumu yok. M 0 olabilir. 8k 8 ise k eşittir 1 olabilir. K 0 olamaz zaten. Tamam mı? Olmuyor yani. Pekala. Başka ne olabilir? Zaten bu k 6'dan küçük sayılar olmak zorunda olduğu için birden itibaren denemeye başlayabilirsiniz. 2 olursa 16 olur. 12'nin katına 8 fazla değil. 3 olursa 24 olur. 12'nin direkt katı 8 fazla değil. 4 olursa 32. 32 24'ten 8 fazla olduğu için demek ki 4 de olur diyeceğiz. 5 zaten olamıyor. Başka da denemeye lüzum yok. Neden? Çünkü k dediğim sayı 6'dan küçük olmak zorundaydı. Demek ki k'nın alabileceği değerler 1 ile 4 toplamını sormuştu. Cevap 5'tir diyebiliriz. Bir diğer soru. A artı b'yi a eksi b'ye bölmüş. Bölümü b ve kalanı 0. Yani a artı b a eksi b'ye tam bölünebiliyormuş. Bunu söylemiş bize. Pekala. O halde şöyle diyelim mi? A artı B eşittir. A eksi B'nin B ile çarpımıdır. Düzenleyelim. A artı B. Dağıt bakalım içeriye B'yi. AB eksi B kare oldu mu? Oldu. E peki. Şimdi ne yapalım? A'yı yalnız bırakmaya çalışalım. AB'yi bu tarafa, B'yi bu tarafa atalım. Yani A eksi AB eşittir. Eksi B kare eksi B mi oldu? Şu eksiler hoş durmuyor. Tamamını eksiyle çarpalım. AB eksi A eşittir. B kare artı B diyebiliriz artık. A parantezini alırsam B eksi 1 eşittir. B kare artı B olur. A eşittir. B kare artı B. Karşıya atıyorum burada çarpım durumundaki B eksi 1'i. Bölü B eksi 1 olur. A'nın bakın A'nın B türünden tamamı B. B türünden eşitini bulmuş olduk. Dolayısıyla cevap budur diyebilirsiniz. Geçtik sevgili gençler. Son iki sorumuz artık. Bir önceki sorumuza, sondan bir önceki sorumuz. K'yı L'ye böldüğü zaman bölümü 5 kalanı 3, L'yi M'ye böldüğü zaman bölümü 3 kalanı 2 bulmuş. Verilen bölme işlemine göre K artı L artı M eksi 15 bölü M eşittir kaçtır diye sorulmuş. Bu şekilde karman çorman verilmiş ifadeler mutlaka ama mutlaka çok tatlı böyle çıtır çıtır çıkan sorulardır, tamam mı? O yüzden dikkatli dinle. Şimdi bakın hemen şunu yapıyorsunuz. K eşittir 5 çarpı L artı 3. Sonrasında bir de L eşittir. 3 çarpı M artı 2 diyelim. Kabul mü? M eşittir M diyelim. Bu da dursun cepte. M'nin M'ye eşit olduğunu biliyorsunuz zaten. Pekala. Bakın burada elde ettiğim L'yi şuradaki L'nin yerine yazarsam K ne olur? K eşittir. 5 parantezinde 3M artı 2
artı 3 olur. Değil mi? Bakın şuradaki 3m artı 2'yi komple getirdim, buraya yazdım. Peki k eşittir 15m artı 10 artı 3'ten 13 olur. Değil mi? Pekala, şimdi bak. L'yi biliyoruz, 3m artı 2. K'yı biliyoruz, 15m artı 3. M'yi de biliyoruz, m'ydi. Ben hepsini m cinsinden ifade edebildim. O halde gelin k gördüğümüz yere bunu yazalım. 15m artı 13 artı L neydi? 3m artı 2. M zaten m'ydi. Eksi bir de 15 soruda var. Bölü m dedik. Bakın hepsi m cinsinden. Peki bu bizim ne işimize yarar? Bak şimdi burada bir artı 2 var, bir de burada bir artı 13 var. Bunlar toplam 15 yapar. Bir de burada eksi 15 var, gitti. 15m ile 3m'yi topla, 18m. M daha 19m. 19m'yi de gidip m'ye bölersen m'ler gider. Cevap da ne olur? 19 olur deriz. Geçtik son sorumuza. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A'yı B'ye bölüp ondalık biçimde yazdığında 5,2 eşitliği veriliyor. A'nın B ile bölümünden kalan 20 olduğuna göre A eksi B farkı kaçtır diye sorulmuş. Bu arada bundan sonraki bütün yazılarımı da şu şekilde yazabilirim. Tamam mı? Sanırım bu şekilde daha güzel oldu. Farklı bir yazı yazma tekniği buldum da kendimce. Daha doğrusu farklı bir yöntem denedim. Yazım böyle güzel oldu. Hani şuradaki biraz dağınık, burası biraz daha güzel. Bundan sonraki yazıları bu şekilde yazabilirim. Sen de memnun olursun büyük ihtimal. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere dediğimiz gibi A'yı B'ye bölmüş ve 5,2 bulmuş. Şimdi ben A bölü B'nin 5,2 olduğunu buldum ya, biliyorum ya. Peki ben bunu 52 bölü 10 yazabilir miyim? Pek tabii yazarım. Sonuçta bu da 5,2'dir. Peki o zaman burada A'ya 52, B'ye 10 desek ne olur? Bakalım ne olur? A'nın B'ye bölümünden kalan 20'ymiş. Bakın 52'yi ben 10'a böldüğüm zaman kalan ne olur? 2. Kalan 20 demiş, biz kalanı 2 bulduk. Demek ki farklı şeyler seçmişiz. Yanlış sayılar seçmişiz. Ama şöyle de bir tüyo alabiliriz artık. Kalan 2 ya. Kalanın 20 olması için 10 kat arttırmamız lazım, değil mi? Dolayısıyla 52'yi 10 kat arttır, 520. B'yi 10 kat arttır, 100. Bakalım gerçekten 520 100'e bölündüğü zaman 20 kalanını veriyor mu? Evet, verir. Dolayısıyla A 520'ymiş, B de 100'müş diyebiliriz. Ve bize farkını sormuştu. 520'den 100'ü çıkarırsak cevap 420 olur diyebiliriz. Evet gençler, bu videonun ve bu konunun sonuna geldik. Bölünebilme konusuyla devam edeceğiz. Diğer konularda ve diğer sorularda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın sevgili gençler. Hoşça kalın.